Evet, bugünkü konuklarımız sevgili Can Sungur, Mert Günhan ve Turgut Uç. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz soğuk stüdyomuza. Üşüyor musunuz, iyi misiniz? İyiyim. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba Boğaç. Uğra burada. Hoş geldin. Hoş nasıl? İşler nasıl gidiyor? Valla çok güzel gidiyor. Yani süper. Post 42 diye bir kanalımız var. Şimdi. Allah Allah. Hı-hı. Kimsenin haberi yok ya. Yok, tekrar yok. Başladınız. Tekrar başladık. Aynı kanaldan da kimse izlemiyor. Soğuk savaş yapmaya çalışıyoruz ama işte acı nasıl bir şekilde. Tamam, biraz daha devam edersek hakikaten üzücü olur. Hayvan gibi 4 kişi konuşuyor böyle yok düşüyor. Çok doğru cümlelerdi çünkü. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün bomboş yapacağız. Evet. Can biliyor zaten bomboşu. Hiçbir hazırlığımızın olmadığını. Çok bilmek gerekmiyor zaten. Biz de bilmiyoruz o yüzden. Boş yapma. Şimdi tabii şey var, yani bu bomboşun şöyle kritik bir özelliği var. Herhangi bir konu olmadığı için genellikle böyle en başta ben birazcık böyle bir şeyler söylüyormuş gibi gözüküyorum. Gözlerime bakarak bulmaya çalışıyor aslında. Hiç böyle bir şey. Söylediklerinde hiçbir önem yok. Bir şey bulmaya çalışıyor evet, sadece. Evet, Fallout 76. Ne çok oyun çıktı bu aralar ya. Değil mi? Evet ya. Gördün mü? Bu sezon geldi mi bir anda oyunlar yağıyor. Hangi oyun oynayacağımızı şaşırdık vallahi. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım size ilk başta. Evet. Sizce şey tartışmaları şimdi en iyi oyun bu sene hani hangisi alacak falan gibi tartışma, kimse böyle tartışmıyor bu arada büyük ihtimalle ama. Bence bütün o tartışmalar bu seviyede gerçekleşiyor bu arada. Böyle bakalım. Oyun sektörü bu aslında. Hangi oyun alacak? Buraya oturunca Berk'e dönüşüyor. Çok kötü bir sektör. Fortnite'ı seçelim mi? Seçelim. Gerçekten bilmem kaç kategoride falan aday ya her tarafta. Fortnite mi? Bir de Joystick Awards mı ne, öyle bir şeydi? Golden Joystick'ta galiba en iyi oyun ödülünü almış. Şeyde ilk oldu değil mi? Olsun, ne diyeyim yani, ne güzel. Şeyde ilk oldu değil mi? İlk bütün şeyleri kapsayan cross platform o oldu değil mi? Yoksa Minecraft mıydı? Yo, o. O da PlayStation'da diyorsun. PlayStation'da Minecraft bile cross platform değildi. Fortnite bir ilki gerçekleştirdi ve para dedi. Çok para abi. Normalde hiçbir oyun demez. Peki iPad'de de oynanıyor ya, o da değil değil mi? Abi telefonda, Atari'de, saatte falan. Ütüde her şeyde var. Saat oyunu eskiden şeyler vardı ya, böyle saat oyunları. Mikrofonda oynuyorsunuz. Skyrim'le ilgili o geyik yapılıyordu, yakında Tamagotchi çıkacak falan diye. Fortnite hemen o arayı kapattı yani. Geçen ben cips aldım, Fortnite çıktı abi. Dans ediyor böyle cipsler. Diablo da iddialı, geliyor yere geliyor galiba. Evet, Diablo, hadi hep beraber Diablo'ya gömelim. Çok oyun çıktı bu aralar deyip devam edeceğim. Bak, Assassin's Creed Odyssey çıktı, belli bir noktaya geldim, daha bitiremedim oyunu. Onu bu arada en çok sen sevdiğin gibi bir durum var şu anda. Galiba öyle oldu ya. Yok lan, ben de bayağı sevdim. Ben de bayağı sevdim. Böyle bir azimli savunucusu oldum çok çünkü bir dönem. Şöyleyim abi, ben fazla temas kitle bir konuyla ilgili ısrar edince ona böyle hemen peki falan deyip şey yapan bir arkadaş değilim. Mesela şimdi ismini vermeyeyim, bir arkadaşımız var bizim. Özelden Red Dead Redemption'a verdi, veriştirdi. Dedi ki şöyle oyun böyle oyun. Allah dedi böyle olmaz olsun bilmem ne falan. Sonra inceleme de yazıyor bu arada. İncelemede kaç puan verdin dedim. 9,5 verdim abi dedi. Niye dedim? Abi dedi linç etmesinler dedi yani. İsmini vermek istemediğim bir arkadaşımız bu. Allah Allah. Şimdi aynı ismi ben de tanıyorum. Yakınımızdaki birisi yani. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi muhabbetlerin yapılma süresi 5. saat. İncelemenin yazılma süresi 20. saatten sonra. Oyunda ilk 5 saatte çok kötü. Gev diyorsun. 5 saat. Yani 15 saatin üzerinde oynamamış insanlara oyunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Çok doğru söylüyorsun. Çok güzel oyun. Vah be kardeşim. 10 saati aynı galiba oyun değil mi? Atın yavaş yapıyor. Evet abi, ilk 5 saat ata biniyorsun. Ama sadece ata biniyorsun. Yani çünkü demiş ki ben dağ yaptım, nehir yaptım, çimen yaptım. Bunlara bakacaksın. Ben bunları izleteceğim. Şunu gördün mü lan diye. Bütün oyun böyle. Bak, bunu gördün mü lan diye düşürüyorsun. Normal gidiyorsun sürekli ibare çıkıyor. Sinematiğe geçmek istemez misin? Yani bir bak. Böyle barlar geliyor böyle. Bak lan bak. Bizim yani, çocuklar yani, bir şey yaptı senin için. Bu kadar fazla açık dünya oyunu çıkınca. Çünkü şey var. Hani Red Dead Redemption'ın övülen tarafı biraz şey böyle. Abi doğaya çıkınca harbiden doğa. Hani öyle ilginç aksiyonlar olmuyor filan. Assassin's Creed'in en çok övülen tarafı da aslında şeyler. Hani ikisi de açık dünya oyunu ama tarzları çok farklı. Birisi de çok arcade. Böyle yolda gidiyorsun, kavga çıkıyor. Yolda gidiyorsun, mercenary saldırıyor. Ha bir de bir olay oluyor böyle. Hani tarz meselesi. Hani ya onu seversin, ya onu seversin. Ben ikisine de coştum ama böyle inanılmaz vakit. Şimdi tam onları oynuyorum.
Üstüne Fallout 76 çıktı şimdi zaten. West Virginia ovalarında koşturuyoruz. Girdiniz mi? Şey çok güzel oldu. Abi, Fallout 76 ile ilgili... Bir New Vegas değil bu arada. Bir New Vegas değil. Bir Fallout 2 değil abi. İzometrik kamerayla değil çünkü keyifli olmamış. İzometrik olsa MMORPG. Biri öyle mod yapmış galiba Fallout 3'e. İzometrik kamera modu. Hiçbir şey anlamıyorsun oyunda. 4'ün içinde New Vegas yapan vardı. Yani. Dedelerin vakti çok. Bunu yapan insanlar kesin Mountain Dew içip Doritos yiyorlar diye düşünüyorum. Burada gene reklam Redneckler. Redneckler reklam verdi. We don't care ya. Amerikan bizi. Şey, Fallout 76 ile ilgili onu subredditinde dolanıyorum bu aralar. Fallout 76 oynarken içerideki komünite çok sevimli, tamam mı? Herkes herkese yardım ediyor. Abi evet. Mesela ya böyle hakikaten millet birbirine hani gelip hakikaten kardeşim bir ihtiyacın var mı kardeşim deyip zırh verip falan evet, gidiyorlar geçen böyle. Geçen Power Armor'lu adam geldi bana oynarken böyle. Ben böyle iki tuğlayı birleştirmeye çalışıyorum. Adam level 20 geldi böyle. Böyle şey bana 400 şey attı. Konkrit attı. Vay. Sonra böyle okey gesture yaptı. Ben de okey dedim. Gitti falan. Vay, böyle adamlar taş bulmaya gitmiştim. Bir geldim demirden ev yapmış böyle. Ben de çadır yaptım. Turetler var böyle etrafında. Senin diye. İçin yapmıştım. Risk al falan diyor. Senin ilk çıkışın çok komikti ya. Onu anlatsana. Ha şeyden ilk çıktım abi. Bu şeyler var ya içinde işte 76 volt 76'nın içinden çıkıyorsun falan. Gayet güzel her şeyi yapıyorum. Çok da güzel bir ambiyans vermişler falan. Dışarıya çıktım işte şeyi düşünüyorum bir yandan. Teşekkürler. Çok özür diliyorum. Söyledik de. Azımsızlık oldu biraz galiba. Neyse dışarıya çıktım. İşte nasıl olacak multiplayer? Acaba şöyle mi olacak? Acaba böyle mi olacak? Derken dışarıda 3 tane adam var. Gayet full giyimliler. Beni gördüler. Karşılaştık böyle bakışıyoruz. Baktılar İsa hakkında bak. Konuşmak. Oralarda tatlı bir gerginlik oluyor değil mi böyle? İki karakter... Karşılaşıyor böyle ya, ulan acaba evet, saldıracak mı? Saldıracak, şey, kesin saldıracaklar falan. Öyle bir yer burası diye düşündüm. Durdu baktılar böyle bakıştık. Burada aynı adam. Bravo tutorial'ı bitirdin genç kol. Ya millet birbirine NPC taklidi falan yapıyor abi. Onlar çok tatlı yani böyle. O adamlar hep orada. Böyle. İki saat orada durdular. Bekliyorlar öyle birilerinin çıkmasını. Şey bir de gerçeklik algımı büktü oyun benim böyle. Normal yaşama zorluğuyla falan dolaşıyorum böyle. Tabii, evet. Şey var böyle. Bir döndüm kafamı bir çevirdim. Dev bir tane Pip-Boy bana el sallıyor. Adam Pip-Boy kostümü bulmuş bir yerden. Kocaman bir Pip-Boy böyle. Abi dedim ne ara kastınız bu kadar? Şey ya? Var mı peki? PvP'ni şey opsiyonlu mu? Opsiyonlu. Yani, güzel. Sen istemezsen yani, girmiyorsun. Şöyle bir muhabbet var. Küçük bir demo. Birileri geldi sana galiba. Saldırdı diyelim ki. Sen geri saldırmazsan böyle %1 hasar verebiliyorsun heriflere. Hani bilmem kaç kere vurman gerekiyor. O yüzden hani böyle sana saldıran birileri oldu mu sen saldırmazsan o çok güçlü bir zırh. Yani mantıklı sırf öyle yapıp hani ben girmeyeceğim o şey deyip gidebiliyorsun. Pasifist mod da var bu arada. Yani evet. Hiç girmeden de takılabiliyorsun. Zevkli olabilir ya. Sea of Thieves'deki gibi bir yandan. Son oynarken işte biz böyle level 8 miyiz 7 miyiz bir şeyiz garibanlar diyarındayız henüz. Yiğitcan böyle başka bir karakterin kampına saldırdı dur yere. İşte abi burayı çalak falan diye iki buldu. Evet ya. Hemen kafasına ödül koydular. Oyunda öyle bir sistem var. Başkasına zarar verince kafaya ödül konuyor. Baktık işte 30 ödül konmuş. 30 tane de loot'ta çıkan bir şey. Diyoruz ki ya 30'dan bir şey olmaz. Kimse gelmez abi sana falan. Level 30 bir tane dayı geldi böyle üzerinde. Flamethrower'larla bilmem nelerle falan. Yiğitcan'ı böyle ama şey çok komik. Biz böyle bir kuledeyiz. Kuleden manzaraya bakıyoruz. Nereye gitsek abi aşağıda fabrika var oraya gidelim falan diye. Yiğitcan dedi ki ya ben loot kasacağım. Ben iniyorum dedim. Merdivenden iniyorum. Merdivenden yukarı o level 30 böyle bir adam gidiyor. Harita düşüyor musun bounty gelince kafana? Bütün harita görüyor işte bounty gelince. Baya metrobüs çok. Tabii tabii herif yakındaymış. Level 30 böyle bir herif çıkıyor. Kanka görüşürüz ben aşağıdayım diye indim böyle aşağıya. Ne oldu oğlum ya filan diyor. Herif yukarıda diye vurdu. Abi beni vurdu filan diyor. Böyle yerde bir sürünme sırası var. Orada gidip kaldırabiliyorsun. Herif sonra gelip bir de böyle duf diye bir şey 36'ın için değmez ya. O. Gerçekten değmez herif. Power Armor'un bunu yapmak istedim şey yani. Ya, süper kahraman gibi bir şey. Ben beni 6 kep için öldürdüm. 30 iyiymiş. Yargı dağıtacağım lan ben bu oyunu. Yani. Yani. O damage yedikten sonra o şey çok kötü abi. Bir de sürünüyorsun yerde. Böyle. Orada aşaması da var. Şey yapıyor. Berk beni öldürürken şey böyle kalmışım. Evet. Şey böyle. Abi çok üzülüyorum ya. Yani insan arkadaşını böyle öldürmemeli falan. Bug'a girdi bizim oyun şeyde. Bir barlarımızın color'ları falan değişti. Birbirimizi öldürelim dedik madem hani enemy olduk yanlışlıkla. Birbirimizi sıktık böyle. O kadar acıdım ki böyle vur önümde böyle düşür. Sık abi ne yapalım falan dedi. Kaçalım sürüyorlar bastı. Ezel bölümü gibi. Sık dayı. Ben şeye çok güldüm. Bunlar şeye girdiler. Oyun 3 saat öncesinde ben izliyorum bir yandan işte. Ben de oyun tabii olmadığı için. Ah falan. Ben de izliyorum başarı. Ben de. Abi açtım izliyorum bunları. Bayağı şey gibi ama. Laurel Hardy gibi takılıyorlar tamam mı? 3 saat önce şey dediler.
abi dedi Nuka-Cola fabrikasına gidelim falan dediler böyle. O Nuka-Cola fabrikasına gidene kadar bildiğim 15 bölüm bizimkiler çektiler, tamam mı yani arada. Sabri Bey bilmem ne as işte şey ya evi kurdun mu falan işte aman Sabri Bey bilmem ne derken abi en sonunda girdiler falan Nuka-Cola fabrikasına. Yiğitcan şey dedi, abi dedi burada dedi çok dedi para vardır dedi, tamam mı? Ben de anlamıyorum neden para oldu, sonra anladım. Battle Cap ya. Hmm. Nuka-Cola fabrikası ya. Bunlar bir coştular, burada menba vardır falan diyorlar. Her yeri arıyorlar falan. Buldunuz mu siz sonra orada? Hiç yok. Bir tane Quantum Cola bulup çıktık yani. Okey, değmezmiş ben. Ya şey ilginç tadı yani. Nasıldı bu? Hani böyle Fallout 4 oynarken o arazide tuhaf tuhaf olaylara rastlamıyor. Arkadaşınla yapıyorsun. Bunun bir keyfi var. Bir de şu an tam böyle MMO kadar şeydir. Rafine de değil. Çünkü aslında Craft'ı, Trade'di falan o sistemler falan biraz tırt. O tırtlı ama böyle bir güzel bir doğallık katıyor. Bir sene sonra falan bu oyun böyle muhtemelen çok şey olacak. Herkesin oynayabileceği derecede basit ve kolay bir hale gelecek. O zaman da böyle abi işte level 30 adam geldi bana zırh verdi Allah razı olsunlar falan muhtemelen engellenecek bir süre sonra. Hani MMO'larda hep öyle olmuştur işte grind'a destek olması bilmem ne. Ya da düzeltmeyecekler bunu ve böyle multiplayer single player gibi kalacak. Ki bence şu hali güzel yani. En çok şey kötü şey olarak şey dediklerini gördüm ya. Bu hani modlarla birazcık diğer oyunları kaldırıyorduk yani burada birazcık multiplayer olduğundan dolayı öyle bir dezavantajı olacak. Mod desteği gelecek demişler ama daha burada PC optimize dememişler. Burada bak, birazcık daha şey Fallout 76 daha bir de Red Dead Redemption 2'nin online'ı gelecek. Doğru. Daha bunun Just Cause'u geliyor, Dying Light'ı geliyor filan. Böyle bu şey bir süre içerik üretmeyeceğiz. Bu senenin ya. Sonuna doğru zor gidiyor. Dün Hitman 2'ye girdim ben işte. Tancan da vardı. Abi what's the hype ya? Hitman neden bu kadar? Ben çanta atabiliyorsun. İlk oyunları çok güzel. Ben hiç oynamadım. Abi Hitman'in her bölümünü her bölümünü 50 bin farklı şekilde bitirmenin imkanı var. Aynen. Turgut dediği gibi Hitman 1'de de ya bir dedim ama bu son çıkan, episodik çıkan, geçen sene çıkan. Orada şey muhabbeti var. Oyuna girip oyunu bitiriyoruz bölümü. Sonra o bölümle ilgili sana işte farklı challenge'lar veriyor. Şeyi fark ediyorsun bir kere. Mesela her bölümün kendi experience seviyesi var. İşte girdin, adamı vurdun, vurdun çıktın diyelim ki, tamam mı işte. Sallıyorum 500 experience kazanıyorsun. Ama herifi vurmak için işte bilmem nereye gir, kıyafet değiştir, öbür odaya git, anahtarı aç, zehir koy, zehri servis ettir falan kasarsan 4000 experience kazanıyorsun. Bu sefer her bir bölümde girebileceğin, seçebileceğin kostüm, seçebileceğin item sayıları değişiyor. Hikaye şey, hani Hitman oyuncusu şu yüzden oynamalı oyunu. Girdim bölüme, öğrendim. En son takım elbiseyle girip herifi boğup çıkabilecek noktaya kadar gelebilmen gerekiyor. Hiç kostüm değiştirmeden. O böyle Master Assassin challenge'ı var her bölümde aslında. O inanılmaz zor kimse bu arada. Kimse seni görmeyecek falan vesaire. Tabii, öyle. Aynen öyle. Hitman sadece oyunlarında hedefin. Da öyle şey bir bölümü bitirmenin 5-6 farklı yolu var. En güzeli hiçbir şey kullanmadın. O aslında şeyden çıkmış abi. Zamanında Absolution'da yani Hitman oyuncuları birbirlerine böyle yani YouTube'da o kadar şeydeyken hep challenge yapıyorlarmış forumda. Sen nasıl yaptın, ben nasıl yaptım falan diye. Sonra herifler bunu fark edip hani kitlenin birbirine challenge atmayı çok sevdiğini fark edip Hitman Absolution'da şey sistemini eklediler. Sen oyunu istediğin gibi oyna. Ekstradan da challenge atabilir oyuncular sana gibi. Hani böyle Dark Souls vari bir online challenge sistemi kurdular. Nice. Absolution hikayesi hiç tutmadı ama challenge sistemi çok tuttu. Bu Hitman 1 ve 2 full şeye bağlı. Hani bir bölümü 50 kere daha oynama. Çünkü bir süre sonra bölümü öğrendiğin için şeyi anlıyorsun. Bölüme giriyorsun. Dur lan yandaki balıkçı içeriye gitmeden gideyim de komutanın kostümünü alayım falan diye böyle anlamsız rush'larım başlıyor. Bu da biraz şey gibi. Keyifli oluyor peki ya aynı bölümü tekrar tekrar oynamak? Abi Day After Tomorrow gibi oluyorsun. Yok Day After Tomorrow değil. Neydi? Groundhog Day gibi oluyor biraz. Yani o gün olacak şeyleri biliyorsun ya ona göre oynamaya başlıyorsun. Biraz sonra aslında kapıdan girecek deyip oraya bomba atıyorsun. Biraz sonra ölüyor herif falan. Şey. Mesela hiç onun keyfi var. İlgin olmasa da şey yapıyordun. Absolution'da şeyleri görüyordun. Renklerini görüyordun işte. Sonra işte 4000 puan almış oradan. Ben 3000 puan almışım. Bu niye 4000 puan almış lan bir dakika dur şöyle bir şey yapayım diyorsun. Yok yere challenge'a giriyordun zaten. Bir de şey tadı da oluyor. Atom, aşçının yaptığı yemeğe zehir koyuyorsun ve aşçının hikayesini orada inceliyorsun. Ondan sonra işte manken bir çocuk vardı benim oynadığımda. Manken çocuğun kostümünü giyeceksin. Bu sefer mankenin hayatını inceliyorsun ama aynı haritada. Sadece arkada figüranmış sen aşçıyı öldürmeye çalışırken falan. Tabii. Aynen, o episodik şeyi yapan da bir tane CEO'su Türk değil mi onun? Onu yanlış bilmiyorsam o episodik hikayeyi yapan. Türk Hitman'in bir eleman çalışıyor orada. Onu ben de biliyorum ama CEO mu onu bilmiyorum. Türk biri çalışıyor ama Hitman'in şey oldu ama. Şeyinde. Bir önceki oyun o senin oynadı işte. O Hitman 1 diye geçiyor artık. Hani Hitman'i resetlediler çünkü bir nevi. Bu o da birinci, episodik mi şimdi çıkan? Ya birinci episodik çıkardılar yayıncının isteği üzerine. Square Enix'le çalışıyorlardı o zaman. Oyun fena drop etti. Çünkü millete tam price verip bir bölüm satıyorsun. Devamı sonra gelecek vallahi diyorsun. Ama millet tabii ki böyle bu kadarcık mı oyun falan oldu böyle. Herifler şimdi şeyden Square Enix'ten ayrılıp Warner Bros'la anlaştılar. Şu anda tüm bölümleri tak diye çıktı o yüzden ve önceki oyunda dahil bu arada istersen. Yani önceki oyuna sahipsen bu oyunun motoruyla öncekini tekrar oynayabiliyorsun falan. Ya böyle şeyler.
kendi oyununu kendin yap gibiler biraz yani, anladın mı? Hani gidiyorsun sana böyle. Oynayacak alan veriyor. Evet, ızgarayı veriyor, etleri veriyor sana hani abi buyur falan tarzı. Bölüm yapma tasarımı da gelse fena olmaz aslında. Efsane olur ya. Bir onu yaparlarsa zaten. Bir sandbox gelirse. Ama ayrıca satabilirsin ama bunda. O yüzden öyle fikir bir şey verme, gereksiz fikir veriyorsun yani. Şu anda onu yani. Söyleyeyim, onu söyleyeyim. Bir yol gösterme. Bir dakika. Ama abi bir izometrik olmadığı için tadı yok tabii yani. Tabii ya, yapacak bir şey yok. Eski Hitman oyunları çok güzel izometrikti. Zehir bitiyor lan. Her şeyin başında. Bu arada ben severim izometrik oyunları. Yok ben de yaş severim. Yaş kaçtı abi? Yaş abi 29. Abi izometrik oyun ben de seviyorum da bir oyunu kamera açısıyla eleştirmek bana şey geliyor. Hani ne bileyim. God of War'la ilgili de o. O da izometrik olsa daha iyi olur. İzometriğin adı niye o kamera sistemini değiştirdiler? Eskiden tanrı bakış açısı değil miydi ya? Ben mi yanlış? Sinematik bakış açısı. İncelemelerde ya. Öyle diyorlardı. Hayır. Tanrı şey bakış açısı diyorlardı izometriye. Yani Kratos'un düşüncesi. İzometrik ya, izometrik. Var ya. Yok öyle bir terim vardı. Değil mi? Vardı öyle bir şey. Vardı. İncelemelerde öyle okuyordum. Öyle bir şey ben vardı. Benim hatırladığım strateji oyunlarında onu kullanıyorlar. İşte hani savaş alanına girip çıkabiliyorsun ya da işte Total War'daki falan gibi sistemler için onu söylüyorlar ama izometriğin mantığı şey ya, yer stratejik haritaya dönüşecek ya biraz sonra, sabit kamerada oluyor. İn çık olmuyor genelde izometrikte. Galiba izometrikle God View arasında öyle bir fark var ama who cares? Bence onu en güzel Dragon Age Origins yaptı yani. İstiyorsan Dede Bey modda oyna, istiyorsan normal modda oyna yani. Abi oyun mekaniği tartışma, lafını böldüm kusura bakma. Tam da havada kaldın, çok lafını kötü oldu. Lafını bölmek hiç giremedim yani. Oyun mekaniği tartışma, yani Sungur'la tartışmak çok tatsız oluyor. Yani gayri ihtiyari şöyle bir şey söyledim, Spider-Man çıktı. Dedim ki, acaba dedim, fall damage olsaymış da fena olmaz mıymış? Yani sonuçta yükseklerde geziyorsun, bir de düştüğünde de bir damage alsaydın biraz da abi sen ne gerizekalısından bir gir. Hiç böyle şeyler söylemedim ya, Allah Allah. Ama böyle şeyler kesinlikle söylemedim. Ama Mert Günhan'ın Red Dead Redemption 2 için cowboy simülasyonu demesiyle inanılmaz dalga geçiyoruz bu arada. Yani. Evet. Ben bir dedim zaten 6 saat bak 6 saat ya susmuyorlar yani böyle. Böyle konu kapanıyor tamam mı böyle. Bir de Turgut'u savunaraktan girdim falan dedi. Turgut da beni sattı. Tamam mı böyle? Resmen şey gibi oldu. Japonya gibi oldu. Abi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir şey. Ben oyunu oynamadığım için bana çok mantıklı bir tanım gibi geldi. Şimdi abi adam dedi ki, bu oyun değil, bu simülasyon dedi. Ha. Tamam mı şimdi? Şey yapmaya çalışıyor, bunun gazı şu. Red Dead Redemption 2 biraz sıkıcı bir oyun. Çünkü yerden loot alırken yani, falan böyle 4 kere falan dönüp tam tutturman falan gerekiyor. Böyle biraz yani gerçekçiliği cumartesi fazla için kullanmışlar. Bu gerçekçilik yeri gelince sıkıyor abi. Keşke bir fast travel olsaymış falan dedi herkes. Bu ve bunun benzeri birkaç tayfa dedi ki, olur mu abi simülasyon bu falan. Simülasyon çatışmada böyle tonik içerek health'ini fulliyorsun ama tamam mı yani? Simülasyon gibi dedim ben. Ya bırak abi, adam tweet'in duruyor ya ekran görüntüler elimizde. Simülasyon dedim, biz de o sırada daha oyunun başındayız. Oyunda bir izledim, geçen yayındayım. Bir saat oynadım bak sadece. Bir saatte başıma gelenler. Bir tane zombi grubuna rastladım. Zombi vari. Abi evet ben ona canlı yayında denk geldim. Onun hemen arkasından Tesla'nın evine denk geldim. Ondan sonra Hobbit evine denk geldim. Ondan sonra içine meteor düşmüş bir eve denk geldim. Bir saatte. Robot oldu mu Tesla'nın evinin dışındaki tepede robot varmış. Daha ona denk gelemedik abi. Hmm. Simülasyon olduğu için daha çıkmak biraz uzun sürüyor abi. Ulan ne atının hastalığına mi kadar şey yapıyorsun? Keyifli abi. Atımda reflü var. Güzel güzel güzel. Güzel. Abi güzel. Şöyle bir şöyle tuhaf bir oyun. 10-10. 10-10 gerçekten. 10-100 hatta. 10/10. Aynen. Abi ben başladım oyuna falan tamam. İlk bir kampım var. Kamptan çıkıyorsun. Oyunun başına şey diye gaz veriyorlar işte. Müdür kamp çok aç, kampa yemek para lazım falan diye böyle. Ben dedim ki tamam işte canınızı sıkmayın ben size çözeceğim her şeyi. At tabii aynen böyle yemek sepeti. Abi atla direkt şey yaptım. Simülasyon abi. Çıktım abi kamptan. Sülün var bir tane tamam mı yerde dedim. Aha ben bunu vuram tamam mı? Yemek olarak da sülün. Abi tüfeği doğrulttum falan vurdum gerçekten. Gittim yanına bekliyorum ki işte item inventory'm eklenecek falan. Yok abi elden alıyorsun sülüyü. Sülünü alıyorsun abi. Takıyorsun atına. Daha sonra diğerlerini en fazla 4 tane falan taşıyabilir. Bozulmadan kampa götürüyorsun. Kampta kasabın önüne atman gerekiyor. Yani atıyorsun. Yap şunu. O kadar değil be. O kadar oğlum. Şey atındayken gidip konuşursan kasapla alıyor inventöründen o kadar değil. Ben 2 saat önüne atmaya çalıştım. İlk görevde koyman gerekiyor. Ha. İlkinde. Ben ama şey yaptırıyor. Ya bu oyunda bazı yerlerde gerçekçilik tercihi çok keyifli olur. Mesela şu oluyor gerçekten. Kampa et lazım diye ava çıkıyorsun. Ben mesela 3 atla çıkıyorum artık ona. Çünkü ıslık çalarsan öndeki ata biniyorsun. Arkadaki atları da yeterince iyi eğittiysen onlar seninle beraber geliyor. Hmm. Çünkü oha, geyik şey vurduğunda bir ata bir geyik yükleyebiliyorsun abi.
Boşuna bir kere çıkmışken hani o kadar uğraşmayayım diye üç ıslığı çalıyorum. Güzelmiş, üç at gidiyoruz böyle. Diğer atlar boş geliyor yanımda. Bağlıyor kütür kütür onlara da geyiklere. Yok abi ıslık yani çalınca geliyorlar. Şeyi arttırman lazım. Çok uç şeyler bunlar. At, at eğitimini arttırman lazım. Atı böyle seveceksin. Şey vereceksin. Hamsi vereceksin. Aynen. Falan. Soğuk bayağı olur. At okulu var ya. At okulu. At eğitimi. Flashback yiyorum böyle. Köpek eğitimi. Abi oyunun. İşe mi oraya? Aynen oyunun. Orası mutfak. Random olan olayları çok tuhaf. Ben mesela bir kere ormanda gece geziniyorum falan, tamam mı? Böyle... Oyunda değil mi? Evet oyunda abi, aynen abi. Abi kilis kilisle geziniyorum. Bence yalan söylüyorsun. Aynen. Abi yürüyorum. Simülasyon abi sen, o yüzden. Tabii simülasyon. Kendi hayatına abi benziyor diye öyle. Abi girdim falan, alev geliyor orman derinliklerinden bir yerlerden. Dedim ne oluyor? Gittim ağaçların arkasına falan, kukuletalı adamlar. Böyle bir tane haç yakıyorlar arkada, tamam mı? Ben de ne yapayım dedim, kolay gelsin dedim böyle. Onlarla takıldım biraz, geri döndüm. Oyunda oturmuş öyle onlar. Haçta böyle elini ısıtıyor. Saldırmalar kime benziyorsunuz siz ya? Ben de güzel kadından falan açtım konuyu. Casper şeyciler, şeyciler misiniz? Abi oyunda böyle bir şey var. Saldırmazsan hiçbir şey demiyorlar falan böyle. Yani ya bir tane video var. Gerçekçi bu arada. Zelda ile şeyi yan yana dünya etkileşimini karşılaştıran bir video var YouTube'da, onu Red Dead'le Zelda'yı karşılaştırmak güzel. Ya şey oyunları karşılaştırmıyor da şey işte aynen dünyaya olan etkin işte oraya ateş Zelda ediyorsun yok at ediyor kaçıyor bu arada yanlış. Şey falan diye orada şeyi fark ediyorsun, çok güzel ayrılmış. Bir tanesi daha böyle karikatürize ve böyle işte fantezi dünyası gibi bir şeye gitmiş. Diğeri gereksiz öksürmüş cümle arasında. Falan diye. Günan'ın dediği cowboy simülasyon. Daha gerçekçiliğe doğru gitmiş. Çok güzel yerlerde ayrılıyorlar. Böyle aynı yerde başlıyorlar. Ateş yakıyor işte. At kaçıyor falan. Sonra gittikçe böyle uzaklaşıyorlar. Bayağı güzel video olmuş. Zelda'da falan şey inanılmaz çünkü. Yani ben onu canlı yayında fark ettiğimde bütün chat falan çıldırmıştık hep beraber. Şey var. Böyle bazı yaratıklar var. Yerden böyle çıkıp plök diye sana bir şey atıyorlar, tamam mı? Onları vurursan onların böyle şişirilebilir ciğerleri gibi bir şey düşüyor, tamam mı? Yani böyle yani şey ne bileyim deniz anası gibi bir yaratık, böyle bez gibi bir şey düşüyor üstünden. Abi onlarla gittim, bir tane sala bindim. Ulan sala bindim, kayık falan yok. Bir yerden hani yaprak koparmışım bir ağaçtan. Kocaman yaprak var elimde böyle benim kadar. İşte chatte şey diyorlar, abi yaprağı salla falan diyorlar. Dedim, ne oluyor ya yani falan. Abi yaprağı böyle sallıyorsun ya, rüzgar çıkıyor. Rüzgar çıkınca sal o rüzgarla gitmeye başlıyor. Salı ben bu sefer kafana göre salda yerini değiştirerek rüzgarı sen yaparak gidiyorsun. Chat'ten de birisi şey dedi, abi dedi o aldığın ciğerleri tak dedi, sala şaşıracaksın falan. Ne oluyor dedim ya iyice. Abi ciğeri aldım şeye taktım, şişiyor onlar böyle. Şişince sal havalandı. 3-4 tane taktım sal havalanıyor. Şeydi yaprağı da vuruyorsun böyle uçarak gidiyorsun. Chat'te falan herkes böyle abi. Daha devam ediyoruz. Ya ne güldük ya. Çok acayip olaylar oluyor gerçekten. Ya kameralar bir ara şey olmuş, kapanmış ama çok eğlendik o an. İnanılmazdı abi. Gözümden yaş geldi. Abi gerçekten ama bu şaka da yapılmaz ya. Gerekse gelmedi falan. Kaç kişiyiz bu kadar şaka, böyle bir şaka yapılmaz ya. Ayıp lan. Sen nasıl o kadar hızlı giyindin ya? Abi gerçekten ya. Kameraların o an kapanması inanılmaz bir şey oldu gerçekten. Aynen. Ne koyacağız oraya? Çok onun yerine küçük bir klip bir şey koyuyoruz. Bir daha soyun. Kedi videosu ama tekrar soyma da. İnanılmaz bir andı gerçekten. Ne konuşuyorduk hakikaten? Protez bacak anlatıyordu. Red Dead Redemption hikayesi anlatıyordu. Abi işte o adam sürekli arkadaş olalım, kanka olalım falan dedi. Ben adama en sonunda tamam beni dedim sal dedim, vurdum bacağını. Yani ertesi gün gittiğinde protez bacak vardı işte. Vay. Arkadaşı hala taktırmış abi işte. Sonra protez. Belediye çalışmıyor. Aynen. Aynen. Bayağı cyberpunk protezi var. Böyle metalden falan. Belediye yaptırıyor bacak böyle. Ben çok korkuyorum ama ona girmekten ya. Yani proteze şey, mi? Yok Red Dead Redemption. Ha. Abi vakit. Proteze girin. Yani vakit isteyen bir oyun. Evet işte o yüzden korkuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dizi izlerken çok yanında oyun oynama huyunuz varsa çok Red Dead Redemption müthiş bir oyun onun için. Çünkü 15 dakika at götü izletiyor sana. Ben Peaky Blinders bitirdim ya Red Dead Redemption oynarken. Öyle söyleyeyim yani. Bir türlü vakit bulamıyordum Peaky Blinders'ı izlemeye. Oh dedim ya Red Dead Redemption'da hiçbir şey yok nasılsa. İkisini bir anda izleyeyim. Zaten aynı dönemde geçiyorlar ya. Şehre gidersen Red Dead Redemption 2'de Peaky Blinders kostümü var bayağı yani. Amma easter egg koymuşlar ya. Çok. Bu Peaky Blinders neden bu kadar şey oldu? Herkes oradaki karakterin İngiltere'nin fotoğrafını... çukurunu düşün. Ama herkes... Bu arada ben de çok severim. Bütün böyle donanım... Ben sevmedim lan. Sevmedin mi? Ben izledim bu ne lan Kurtlar Vadisi'ymiş dedim. Neyse bitti evet, zaten. Evet işte şey çok cafcaflı bir Kurtlar Vadisi. İlk sezonu iyiydi de ondan sonra sıfır şeye döndü. Birmingham Kurtlar Vadisi'ymiş. Ben de ikideyim tam o aradayım böyle. Sen de çok sevmedin değil mi? Sıkıldım sıkılacağım. İkinci abi sezon. Bize şöyle dediler böyle dediler. Varak gidek jilet tükürek. Bütün dizi bu yani. Birbirimizi yumrukla ayakkabı. Hakikaten Kurtlar Vadisi. Jilet tüküren adam ne kadar şık olursa kendini sevdirebilir ya.
İşte Peaky Blinder. Çok şık. Peaky Blinder ismi oradan geliyormuş bu arada. Onu araştırdım. Peaky o şapkadan ismiymiş. Blinder da aşırı şık giyinince hani yakışıklı adama Blinder deniyormuş böyle. Hakikaten yakışıklı at, bir kadro. At şeyinden geliyor. Jilet tükürüp yakışıklı yakışıklı geziyorlar böyle. At şeyi. Jiletler de şeyde şapkanın blinder. Arkasında. Onlar oradan alıp ağza koyuyorlar. Diye tükürüyorlar mı? Ya onu sürekli şey diye koyuyorlar. Bu her forumda kullanılan avatarlar vardı ya. Mesela böyle bunların en ünlüsü. İki tarafta farklı şeyler konuşuyorsunuz. Tabii, ve ben şu anda ikinizde de bir stüdyo olduk ya biz artık böyle. Biz ayrı stüdyoya çıkacağız. Ben şey gibi hissediyorum kendim. Yani böyle forum buluşmalı olur ve iki tarafta farklı farklı şeyler. Yönlendirmen gerekiyor şu an biz aslında. Bu şeyler hatırlar mısınız? Böyle her forumlarda, işte forum TR gibi yerlerde kullanılan avatarlar olur. İşte kurt avatarı. Joker. Joker avatarı. İşte şey böyle bir tane büyücü var böyle ama suratı görünmüyor. Sadece kapüşonu var falan yani diye. Yani gözleri var. Aha aynen öyle. Bu Peaky Blinders'ın da o karakteri de her yere kullanılır evet, olmuş çocuklar Twitter'da falan. Twitter'da bin tane var. Tabii tabii. Twitter'da var, Donanım Haber'de var falan böyle. Polat çünkü abi. Gerçekten. Direkt ben onu görünce bir diziden soğudum falan. Şık yani. Polat. O zaman şöyle söyleyeyim, bir arkadaşı Türk Forum'da hesap açacaktık. Evet. Kendisi esprili bir şey istedi. Ben de Brad Pitt'in kovboy şapkalı bir şeyini koyup Brad Kit diye bir nick almıştım. Bununla da programı bitiriyor. Hoş geldiniz. Güzel mi? Ya bunun altına düşemeyeceğimiz için en düşük yerde. Bu arada bir şey soracağım. Bunun altına düşmek için Soğuk Savaş'a geçelim isterseniz ufak ufak. Geçelim de şeyden bahsedeceğim. Bu Red Dead'in online abi. Red Dead online'a. Orada online'a girip şimdi trenci jacklik yapmayacak. Evet, video kapatma zamanımızı geldi anlaşılıyor falan diye oradan. Kamyon yanaşıyor da. Ha öyle mi? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Mert Günhan, Turgut Uç ve Can Sungur bomboşun konuydu. Efendim çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok, çok iyi bakın. Ederiz. Bir başka videoda görüşürüz.